Afazi, beyindeki konuşma merkezlerinde meydana gelen bir hasar sonucunda konuşma, konuşulanı anlama, adlandırma, tekrarlama, okuma veya yazma gibi becerilerin kısmen ya da tamamen kaybıdır. Beyin damar hastalıkları, beyin kanamaları, beyin tümörleri, kafa travması, enfeksiyon hastalıkları gibi nedenlerle oluşmaktadır. Ayrıca bellek ve dikkat bozuklukları da eşlik edebilir. Afazi sonrası kişinin planlama, basit etkinlikleri yerine getirme, problem çözme ve karar verme becerileri de etkilenebilmektedir. Afazi başlıca akıcı ve tutuk olmak üzere iki temel gruba ayrılmaktadır. Akıcı afazide ana sorun anlama güçlüğüdür. Tutuk afazide anlama güçlüğü geri planlıdır. Hasta kendini ifade etmekte, söylemek istediği kelimeleri bulup söylemekte zorluk çeker. Bu iki ana başlık altında pek çok farklı afazi türü belirlenmiştir. Afazi türlerine göre işitsel anlama, konuşma, adlandırma, tekrarlama, okuma ve yazma becerileri farklı düzeylerde etkilenmiştir. Afazinin başlıca belirtileri ise konuşmada güçlük, adlandırmada güçlük, anlamada güçlük, okuma yazmada güçlük, konuşmada garip ve uygun olmayan kelimeler kullanma olarak sıralanabilir. Afazinin nasıl teşhis edildiğine gelindiğinde ise felç, beyin hasarı ya da tümör sonrasında afazi görülme olasılığı oldukça yüksektir. Nörolojik muayene sonrası afazik durum tanımlanabilir. Süreçte dil ve konuşma becerilerinin değerlendirilmesi sonucu tanı kesinleştirilmektedir. Afazi tedavisi belli başlı faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bunlar hastanın yaşı, beyin hasarının sebebi, afazi türü, lezyonun konumu ve büyüklüğüdür. Afazili bireylerde dil ve konuşma terapisi uygulamaları belirtilerin hafifleşmesine yardımcı olmaktadır. Terapilerde hastaların konuşma ve iletişim becerilerini geliştirmeye yardımcı müdahale teknikleri kullanılarak iletişim rehabilitasyonu hedeflenmektedir. Terapiler, bilişsel iyileşme hedefli pek çok dil ve konuşma üretimi aktivitelerini içermektedir. Uygulanan teknikler ile hastaların tekrar sağlıklı iletişim kurabilecek dil ve konuşma yetilerinin kazanımları amaçlanmaktadır.